Bugün çok sevgili Mehmet Erdem'le birlikteyiz. Alper Atakan stüdyosunda. Nasılsın? İyi vallahi, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Atilla Özdemiroğlu albümünde Eskiden Değil seslendirdin. Ağzına sağlık. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Nasıldı senin için bu süreç, albüme dahil olman? Yani zaten işte proje yapıldığını duyunca Alper zaten birçok şarkıda yer aldığı için heyecanlandık tabii hepimiz, her zaman olduğu gibi. Şarkıda da zaten çok ayrı bir heyecan oluştu bizde. Bir de sorumluluk oluşuyor insanda tabii, böyle ağır bir proje olunca. İnşallah güzel bir şey oldu yani. Beğenirler Proje insan. neden ağır? Çünkü Atilla Özdemiroğlu projesi. Yani sonuçta yani Türkiye'de öyle müzikal köşe taşları sayacaksak bir tanesi Atilla Özdemiroğlu. Yani hem de önemli köşe taşlarından biri. Yani şey, müzikal seyri değiştiren insanlardan biri. Düzenleme anlayışını, besteciliği, enstrümancılığı falan. O yüzden bizim için, yani müzisyenler için ağır bir şey oluyor. Daha insan bir şey üretecekken, yapacakken daha kaygılanıyor. Peki, Eskiden'di şarkısını seslendirdin. Eskiden gel, yani senin için artık çok eskide kalan şeyler neler? Bu şarkı sana neleri anımsatıyor? Ya zaten o şarkıdaki hani melodik yapının kuvvetliliği, sözler zaten Murat Murat, Mungan'ın. Hepimizde kalan o biraz şey var ya, o hepimizde biraz eskiler kaldı zaten. İşte çocuklar gibi şendik çocukluğumuz. yani, o eskiden vardı hakikaten o. Hepimiz onları özlüyoruz, o ufak samimiyetleri, ufak fedakarlıkları, şeyleri. Şu an çok daha hızlı bir dünya var. Hepimizin eskiden diyeceği, yani yeni kuşağın bile eskiden diyeceği şeyler var artık. Kimiz hani telefon görmeyen son kuşağız. Hani Evet. sonradan Ben telefonla ucundan yakaladım, dahil mesela, oldum. biz yani mesela o anlamda hani çok şey eskiden bizim için. Vefa, işte insanların sözünü tutması falan çok eskiden. Bir de müzikal olarak da bu parça çok şu an zamane şarkılarından çok daha üst bir noktada durduğu için. Hani nerede böyle şarkılar eskiden gibilerden. Babamla tanıştığını aslında konuşmuştuk söyleşi başlamadan, ama nasıldı? Biraz daha anlatsana bana Tabii acaba. bizim için öyle anlar böyle daha mucizevi anlar gibi oluyor. Bir arkadaş ortamında, sohbet ortamında öyle müzik yapıldı yani, meşk edildi. Ve o zaman öyle bir ortamda tanıştım ki daha da benim için hani Ne özel bir şey. çalmıştı baban? Viyola Viyola çalmıştı. Yani zaten üstat olduğu için biz de hayran hayran dinlemiştik. çalmıştı. Ne mutlu ki yani, öyle bir şansa eriştik biz de. Nasıl bir akşamdı senin için? Daha böyle detaylarıyla hatırlayabiliyor musun? O nasıl, tavırları nasıldı? Bir müzisyen olarak böyle bir müzisyeni sen nasıl gördün, nasıl gözlemledin? Veya önceden imgelediğin halinden farklılıkları var mıydı? Ya dediğim gibi öyle o günler bizde hani tabii ki hafızamızda acayip bir yerde kalıyor, ama ben hani böyle torta olarak kalan şeyi söyleyebilirim. O mütevazilik, o müzisyenlik bizde geçen taraf. Çünkü o kadar saygı duyduğumuz bir insanla beraberiz ve hani aynı şeyi paylaşabiliyoruz. O bizi hiç böyle öteki hissettirmeden orada durabilme şansı tanıması. Bunlar çok özel şeyler bizim için. Çok mutlu olduğumu hatırlıyorum yani o gece. Peki, bir cümle söyleyeceğim. Üç noktadan sonra tamamlam. Türkiye için Atilla Özdemiroğlu müziği. Herkesi kapsayan, düzenleme anlayışıyla oynayan çok orijinal bir müzik. Yani zor bir şey bunu başarmak. Bu kadar çok da böyle şablon dışı besteler, değişik düzenlemeler. Bunları kabul ettirmek, herkesin ağzına pelesenk olması, bunlar şey işler. Yani çok zor işler. Yani müzikte uğraşanları bilir. Bu çok uç bir noktada hani şey ulaşılması. O yüzden çok önemli bir yerde. Senin var mı böyle müzisyen olarak Atilla Özdemiroğlu'nun şu bestesi böyle hani çok ilgimi çekti veya hani çok farklı bir kafa diyeceğin şu anda Yani aklına Hasret gelen? mesela çok orijinal bir şarkı. Ki o zaman Ne Mutlu, bir de işte söz yazarlarıyla olan ilişkiler de çok güzel ve çok önemli insanlarla, herkese eş dost, herkes hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken gibi hani Hani kimse ölmemişken diye bir kısmı var kimse. ki. Evet. Üzücü şeyler, ama o zaman hani hep beraber bir şey, sinerji yakalanmış, bir şey olmuş. Çok güzel bir kimya yakalanmış herkes. Beraber çok güzel şeyler üretilmiş. Tabii ki özlüyoruz biz de o zamanları yani. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum. ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgili Mehmet Erdem'le birlikteydik. Kelimelerin ötesinde o kadar güçlü bir anlam taşıyor ve ifade gücü var ki, hep şunu diyorum, kelimelerin bittiği anda müzik zaten anlatır her şeyi.